HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'la olan Bağram Sohbetimizi efendim Halk TV ekranlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizi 1940'ların Mardin Savurundan aldı. 1980'lerin Ankara'sına getirdi. Evet, bir politik arka planı da dinleyerek elbette ki müthiş bir hikaye, Sancar ailesinin hikayesini dinledik. Ve dediniz ki Türkiye Mardinleşebilirse o çok kültürlü yapıya saygı içinde ilerleyebilirsek her şeyi çözeriz diye bir metafora bağladınız. Evet. Ben de oradan alıp şöyle bir metafora bağlayacağım. Kimileri de diyor ki İzmir modelini uygulayabilirsek Türkiye'nin meselelerini çözeriz. Bu ikisinin muhakkak ki bir birleşeni, bir araya da oluşu mümkündür diye düşünenlerdenim. Tam da o referansla 23 Nisan günü meclisteki konuşmanıza sözü getirmek istiyorum. Biraz da Ankara'ya. Çok dikkatle izlenen bir konuşma yaptınız. Gerçi bazıları hiç izleyemedi. Geçtiler, evet. Haberleri bile olmadı sizin o konuşmanızda. Çünkü pek çok ana akım medya tam o sırada siz konuşmaya başladığınızda yayını kestiler ve duymadılar. Oysa ki çok değerli şeyler söylediniz. Dediniz ki meclisin kuruluşunun 100. yılında Türkiye siyaset tarihinin en zayıf meclisiyle karşınızdayız dediniz. Evet. Ve ne dediniz? Biraz bize o konuşmayı, şimdi onun arkasındaki fikri. Şimdi tabii İzmir ve başka şehirlerimiz aslında Türkiye'nin neredeyse her tarafı. Çok kültürlü. Evet. Bir parça emek sarf ederseniz tanımak için o cevheri yakalarsınız. Ve o ne kadar değerli bir şey. Çok değerli. Anadolu'nun pek çok yeri böyle gerçekten. Evet. Yani şöyle Batı Akdeniz'den İç Anadolu'ya geçen, Mezopotamya'dan Çukurova'ya. Her yerde var bu. Bütün mesele bunu gerçekten bir toplumsal yaşam biçimine ve bir siyasal sisteme dönüştürebilmemizdir. Bu iradeyi gösterebilmemizdir. Eğer bunu yapabilirsek o zaman sadece hoş bir tını, hoş bir sada gibi konuşmayız. İnsanların hayatının içinde olan, kavga konusu artık yapılamayacak hale gelen bir değere, bir gerçeğe dönüşür. Siz burada toplumu mu daha ileride görüyorsunuz, siyaseti mi? Ben toplumun daha ileride olduğunu hep düşündüm. Ben Türkiye toplumunun sağduyusuna hep güvendim. Bazen bu konuda beni biraz fazla romantik buluyorlar. Hep kelime oraya geliyor farkındaysanız. Evet. Ama bunu akademik olarak da anlatabilirim. Anlatmayı denediğim yazılarım da oldu. Benim çok sevdiğim sosyologların başında, hatta düşünce insanlarının başında gelenlerden biri Georg Simmel'dir. Müthiş bir Alman sosyologdur. Çok değişik bir hikayesi vardır. Tabii sosyoloji deyince birkaç isim daha gelir akla ama işte Georg Simmel o toplumun derin yapıları üzerine çok kafa yormuş, çok üretmiş bir sosyologdur. Onu okuduğumda bana topluma başka gözlerle bakma imkanı da geldi. Yani onun eserlerinden bu ufku alabildim diyorum kendi kendime. Bu gözle baktığımda ben Türkiye toplumunun bugüne kadar çok fazla kışkırtmayla karşı karşıya kaldığını, çok kutuplaştırma stratejilerine maruz bırakıldığını şimdi zaten periştahını ben. Buna rağmen 3-5 tane iktidarın gölgesinden cesaretle pervasızlık yapan dışında sokakta kendi olağan hayatında yaşamını sürdüren insanlardan böyle düşmanca tavırlar görmüyorsunuz hiç kimseye karşı. Yani bunlara kapılınsa iç savaş demektir Türkiye'de ya, neredeyse. Evet. Ama bu kadar tahrike rağmen, bu kadar kutuplaştırmaya rağmen, farklı dönemlerde, 90'larda başka türlü kutuplaştırma, kışkırtmalar oldu. Buna rağmen bu toplum, hayır ben tamam bazen linçler ortaya çıkabilir, şu yaşanabilir ama biz birbirimizi boğazlamayacağız. Kimse de bunu başaramayacak mesajını defalarca verdi. Bu kadar kritik bir coğrafyada, bu kadar hassas dengeler üzerine kurulmuş bir toplum, bunca kışkırtmaya rağmen
bir arada yaşama iradesini koruyorsa bu çok derin bir sağduyunun ürünüdür. Çok onun farkına size. Varmak lazım. O sağduyuya inanmak lazım. Üstelik de çok özür diliyorum, bu sağduyu ve bu müthiş kadim yaklaşımı siyasetçiler sayısız defa suistimal etmiş olmalarına. Aynen öyle. Aynen. Mesela şeye dönelim işte 23 Nisan'a. 23 Nisan bir yıl dönümü. Değil mi? Neyin yıl dönümü? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Orada o dönemin bugün mutlaka hatırlanması gerektiğine inandığım, özelliklerine vurgu yaptığım bir konuşmaydı. Mesela, evet Türkiye toplumunda gayrimüslimler artık yoktu ya da çok azalmıştı. İşte bildiğimiz tarihteki büyük felaket dolayısıyla 1915 ve sonrası. Bunun dışında kalan toplum kesimlerinin temsilcilerinin yer aldığı nispeten çoğulcu bir yapı, sadece çoğulcu olmakla kalmıyor. Aynı zamanda kendi kimliğini de açıkça ifade edebiliyor. Öyle bir yapısı vardı 1920 Meclisi'nin ilk kurulduğunda. Bu neden gerekliydi? Niye bu yol tercih edildi o zaman? Yani böyle çoğulcu insanların kimlikleriyle. Hem düşünsel olarak da güçlü bir sol komünist grup var 1920'de. Sadece Kürtler, sadece kendi kimliğiyle diğer halklar yok. Aynı zamanda fikri çeşitlilik de var. Ve tartışmalar da çok yoğun yapılabiliyor. Şimdi o zaman bir milli mücadele var ve bir devlet kurmak istiyor Mustafa Kemal ve ekibi, kadroları. Olabilecek en geniş birlikteliği sağlayarak ancak bunu başaracaklarını görüyorlar. Olabilecek en geniş birlikteliği sağlayabilmeniz için insanların rızasına ihtiyacınız var. Rıza zorla elde edilebilen bir şey değildir. Gönülle elde edilir. Gönülle. İşte bu yol denendi diyorum ben 1920'de. Başarılı da oldu. Oldu. Keşke bu ruh, bu anlayış daha sonra devam etseydi. Ben tekrar söyleyeyim. O ruhun, o anlayışın terk edilmesinin Türkiye'de 100 yıl sonra geldiğimiz noktada çok büyük sıkıntılar yarattığını düşünüyorum. O nedenle 1923 Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü olacak. 1923'e mutlaka Cumhuriyet'i güçlü bir demokrasiyle buluşturan bir yolla gitmeliyiz. Yani 1923'e geldiğimizde 1920 ruhunu alıp 2023'ü o ruhla buluşturan, işte ilk anayasanın bize verdiği, 1921 anayasasının verdiği ilhamı da değerlendiren bir yol bulmalıyız. Mümkün mü? Mümkün olmalı. Türkiye'de demokrasiyi ve cumhuriyeti buluşturmayı isteyen büyük bir çoğunluk olduğuna inanıyorum. Sadece... Belki de bir grubu da rahmetli Tevfik Bey gibi sessizce bekliyordur. Vallahi ben buna inanırım. Gerçekten. Hem bu kadar güzel bir dindarlık, hem bu kadar güçlü bir solculuk. Bizim hem de için, cumhuriyet kazanımlarına de, bir tabii bağlılık. Hiç şüphe yok. Yani bizim... Her birimiz farklı hayat tarzına sahiptik. Kız ne güzel, iyi ki de. Kız ha, siz kendiniz için söylüyorsunuz. Tabii, tabii, ben Türkiye için söylüyorsunuz. Bir gün kıyafetiyle ilgili, bir gün arkadaşlıklarıyla ilgili tek bir şey söylediğini görmedim. Neredeyse herkes kendi hayat tarzını yaşar anlayışını, bizim bildiğimiz bu seküler, laik dünya görüşünü o büyük dindarlığı içinde yaşamış bir insandır benim rahmetli babam gerçekten. Hani belki hani vefatından sonra biraz güzelliyorum diye düşünebilir izleyen bazıları insanlarımız.
Ama olabildiğince sade anlatma gayretindeyim. Gerçekten öyle bir... Aslında evet. Biliyor musunuz Mithat Hocam, bu anlattığınız profil, yani CHP'nin sahip çıktığı cumhuriyet değerleriyle kendi gönül dünyasında itikatını güçlü kılan ve o yolu da yaşayan sol veya daha sosyal demokrat görüş Türkiye için çok da yabancı bir şey değil. Belki babanızın kuşağında pek çok örneği vardı. Yani biz unuttuk bunu. Yani bu çatışma nereden çıktı? Tabii, şöyle, nasıl bu kadar derinleşti ve çirkinleşti? Dönüm noktası 12 Eylül diyeceğim ama orada durup şöyle bir şey söyleyeyim. Biz hani Arap bir aileyiz. Yıllar içinde babam mesela, sadece babam değil, ailemizdeki büyüklerin başkaları da, bu Kürtlere ve Kürtçe'ye yönelik baskıyı reddettiler. Yani bu olmaz. Hakkaniyetli değil. Hiç, bunu da kabul etmiyor. Şimdi o zaman şöyle diyelim, bizim o zamandan gelen. Bakın, her birimizin inancı farklı olabilir. Yaşam tarzı farklı olabilir. Kimliği farklı olabilir. Kültürü farklı olabilir. Kültürü farklı olabilir. Biz bunların hepsini eşdeğer kabul edip bunların özgürce yaşanacağı demokratik bir cumhuriyet kurabiliriz. Bunun için bana göre toplumumuzda yeterince kaynağımız var. Tarihimizde çok talihsiz dönemler, çok karanlık sayfalar da var. Her ülkenin ama var. Evet, ama ilham alabileceğimiz bu dediğim hedefe bizi daha fazla yakınlaştıracak dönemler de var. İyi çoğaltmak lazım. İşte onlara bakalım ve bütün Türkiye'de bu söylediğim yaşamı isteyen, arzulayan herkes bir şekilde birlikte bunun yolunu döşesin. Onu hani siyasi ifadelerle dile getirmek istemiyorum. Siyasi kelimelerle ifade etmek istemiyorum. Benim Demokrasi İttifakı dediğimiz şey bizim aslında öncelikle toplumda bu birlikteliği hedefleyen bir çağrıdır. Yukarıya, parti merkezlerine, işte çeşitli kuruluşların merkezlerine çağrı bundan sonra geliyor. Siyasi hesaplar, üç evet. Aldım, beş verdi. Evet, o ayrı mesele. O seçimlerde gelirse, gündeme gelecek, o zaman konuşuruz. Ama şimdi çağrı bizi izleyen ve bu dediğim hayatı da arzulayan, özleyen, İyi insanlarıdır. Bu iyi insanlar biliyorum ki bu ülkenin çok büyük çoğunluğudur. Yani benim çocukluğum bu kadar çok iyi insanın bir arada olduğu bir tecrübeydi. Çünkü benim gördüğüm, tanıdığım büyüklerimin hepsi iyiydi. Böyleydiler. Kötü insan görmedim. Araya ne girdi yani derseniz, Türkiye'nin karanlık dönemleri de dediğiniz sayfaları hepimiz içinden geçtik ve herkesin kendi payına düşeni şüphesiz ki aldı. İşte o şiddet var ya, evet. O şiddet, ondan uzak duramayış, yani onu da siyasetin bir parçası gibi algılama. Gene her fikri görüş için söylüyorum bunu. Doğru diyorsunuz. Yani ben çok net bir, pardon sözünü kesmeyeyim, özür dilerim. Onu nasıl çözeceğiz? Acaba diyorum, bu sizin dediğiniz temeldeki buluşma gerçekleşirse ona da zaten belki bir alan mı kalmamış olacak? Çok güzel söylediniz. Kendi kendilerini mi imha edecekler? Yani söyleyeyim, sesli pardon. Düşünüyoruz yok, beraber. Çok güzel yani bayram sofrası da böyle bir şey değil midir? Tabii. Yani şimdi izleyicilerimiz belki diyebilir ki Özlem Hanım niye şunu sormadın, bunu da deseydin Mithat Hoca'ya o kelime deni. Sorsunlar. Yani o gün bugün anlatamayacağım bir şey yok gerçekten. Tabii biliyorum hocam. Onu yapmak için benim ayrı bir programım var. Buyurursunuz, gelirsiniz, tamam, siyaset konuşuruz sadece. Tamam. Ama şu bayram gününde, şu bayram sohbetlerinde biraz hep beraber bir şu sofrada bir oturalım, düşünelim ve birlikte sesli düşünelim. Çok güzel, çok güzel. Şöyle söyleyeyim, benim akademisyenliğimde de, siyasi hayatımda da çok net bir tutumum var belli konularda. Her konuda çok keskin bir fikre sahip olmayabilirim. Esneklik bana göre iyidir, açıklık iyidir. Ama çok net olduğum konular da var, olması da lazım. Bunlardan biri de hiçbir toplumsal ve siyasal meselenin şiddetle çözülemeyeceğidir. Buna çok net inanırım. Bakın, hiçbir toplumsal ve siyasal mesele şiddetle çözülemez. Çözülemedi de zaten. Çözülemiyor. Bunu da iki türlü bakmak lazım. Devletlerin de
toplumsal siyasal meseleleri şiddetle çözmeye çalışması toplumlara sadece yıkım getiriyor. Siyasal grupların şiddetle sorunları çözmeye çalışması belli bir periyot içinde sorunların derinleşmesine ve çözümsüzlüğün yükselmesine yol açabilir. İçinden çıkılmaz bir hal alıyor evet. Durum yani. Türkçesi şimdi bu gerçekten. Bize düşen şiddet ortaya çıkmadan onu çıkarabilecek, doğurabilecek sebepleri dönüştürmektir. Eğer dönüştürememişsek ve şiddet çıkmışsa bu sefer bize düşen bu şiddeti bitirebilecek siyasal mekanizmaları, demokratik yöntemleri geliştirmektir. İşte bunu sizin siyaset programınızda daha uzun anlatmayı isterim. Buna kafa yormalıyız. Yoksa zaten bir sonraki kuşak dönüp diyecek ki şimdi bugün bizim geçmişteki siyasetçilere, büyüklerimize sorduğumuz gibi yani acaba neyi yanlış ya da eksik yapmışsınız ki Türkiye bu noktalara geldi diye. Bunun bir de vebali de var yani. Var tabii. Yani çok, böyle çok yani hani iş, bu işe başlayınca belki de sizin siyasetten çok hoşlanmayışınız şeyi de bu. Yani bu içinden çıkılmaz hallere, sizin aslında karakterinize çok uzak olan durumlara da gerekirse sert, radikal çözümler de üretmek durumunda kalacağınız günler. Evet yani kesin yani. Kararlar vermek gerekebiliyor. Evet. Şimdi tabii yani şöyle diyelim, Ankara'ya geldik. Artık tabii müsahibini, çünkü programın süresi azalıyor galiba. Bakayım bir, ne kadar var? Bir yarım saatimiz daha evet, var. Birkaç şimdi, sorum daha tabii, olacak. Biraz Ankara, da Ankara yıllarını tabii konuşalım. Ankara yılları benim burada, geldiğim... O zamanlar burada da var kitapçılar. Dost var mesela. Tabii, bizim daha çok Zafer Çarşısı. Konuş Sokak var Zafer bizim Çarşısı. Bizim Zafer Çarşısı en önemli uğrak yerlerimizden biriydi tabii. Sonra Arkadaş Kitabevi açıldı falan. Yani çok güzel. Yüksel Caddesi bizim çok güzel bir dönemiydi Ankara'nın. Ben ilk defa gelmiştim ama... Sevdiniz mi Ankara'yı? Çok kalıcı bakmadım kendime. Bayağı kaderiniz burasıymış meğerse. O zaman da çok sonra yazdım bu konuda. Böyle edebiyat yazıları da var biliyorsunuzdur. Biliyorum. İşte Ankara Kalesi Şehrin Zulası kitabının adını aldığı yazı benim yazımdır. Orada 7-8 arkadaşla yazdık. Ankara ile ilişkimi biraz işte kişisel hikaye, biraz siyasi hayat üzerinden anlatmaya çalıştığım bir yazıdır. Çok çok kolay barışmadım Ankara ile ama şöyle bir faydası oldu. Bir şehre tutunabilmek için o şehre emek vermeniz gerekiyor. Emek verdiğinizde de o şehirle aranızda kurulan bağ görünenden ve sanılandan güçlü oluyor. Doğru. Ben de öyle yaptım. Yani emek verdim, uğraştım, baktım Ankara kader gibi duruyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra ben Ankara Hukuk'tan 84'te mezun oldum. Bunu söyleyeyim artık herhalde, reklam saymazlar. Gene bölüm birincisi olarak mezun evet, oldum. Evet, Ankara Hukuk Fakültesi'nin birincisiydim. Siz söylemeyin, ben söyleyeyim. Evet, birincilikle bitirdim. Oldukça iyi bir öğrenciydim. Yani öğrencilikte de tanınıyordum öyle biraz cebecinin. Bütün bölümleri birincilikle bitirmiş tanıdığım ikinci genel başkan. Gerçekten evet. Diğeri? Ali Babacan. Gerçekten. 4-0'la mezun olmuş ya o da ODTÜ'den. Bizde 4-0 imkansız. Fakat sanırım işte bayağı yüksek. Haziran'da ben 4 yıl tek bir bütünleme olmadan. Üstelik de ne fırtınalı yıllardı. Evet, yani. Bitirdim. Güzel bir öğrencilikti bence. Çok meraklı bir öğrencilik yıl dönemi oldu. Yeni bir hayatla karşılaştım. Diyarbakır'da ve Mardin'de, Nusaybin'de gördüğüm farklıydı. Burada eksikleri tamamlamaya çalıştım. Edebiyatı burada daha fazla ilerlettim. Öğrencilikte okuduğum kitapların haddi hesabı yok. Yeni dil öğrendiniz mi? Çünkü sonra yurt dışı maceranızı. İngilizce var, İngilizce Almanca. Var, Almanca o var. Zaman İngilizce, sonra yurt dışına gittim Almanca. Ondan sonra tabii... İnsan hakları hukuku çalıştınız, tabii, kamusal yapılarda hukuk kavramında insan hakları açısından çalıştınız. Peki yurt dışına gittiğinizde içinizde götürdüğünüz Kavafis'e referans da sorayım. Mardin miydi, Ankara mıydı? Hiç şüpheniz olmasın, hepsiydi. Öyle mi? Artık evet. Çünkü 4 yıl Ankara geçmişti. Yurt dışına gittiğimde bir Ankara'nın bana verdiği çok hoş şeyler var. Mesela biz cuma günü akşam
20-30'du galiba. Cumartesi de 11 sanırım. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserleri olur. Bilmez miyim? Ben gariban bir üniversite öğrencisi. Bilet bulamam. Yalvar yakar kapıdaki güvenlikçi işte, bizi evet. içeri alır. Merdivenlerde genç çocukları oturturdu. Tabii. İşte Ankara benim için mesela müzik, klasik müzik. Şimdi de çok severek dinlerim ama ben kendi büyüdüğüm toprağın müziğini de çok severim. Annemin küçüklükten beri öğrettiği Arapça türküleri, Kürtçe müziği, türküleri, her şehrimizin farklı türküleri, işte Çorum'dan Ege'ye çok özel türküler var. Çok severim. Ayrı. Ama Ankara'da bir Mediko Sosyal'in kütüphanesine dalıp Mediko Sosyal halinde, vardı evet, ya. Mithat yani, Hocam size anlattıkça oyunlara gidiyor. Dikim evinde. Mesela ben bunaldığımda, tabii zor yıllardı, terapi olarak Mediko Sosyal'in kütüphanesine kapanırdım. Mesela biliyorum, seriyle bitirirdim birkaç günde. Nazım Hikmetler'in hepsi, Hasan Hüseyin'lerin hepsi. Mesela şiir okuyacaksın. Sait Faik'lerin hepsi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Şimdi onlar duruyor orada. Çok güzeldi yani, bir kütüphaneydi, hoştu. Mütevazıydı ama güzeldi. İşte o yıllarda hem çok fazla okudum öğrenciliğimde. Edebiyat okudum. Sinema tabii o zaman şeyler açılmıştı biliyorsunuz. Metropol sineması. Akün vardı. Kızılırmak. Bir de Bahçeli Evler'de vardı bir tane, şimdi unuttum. Evet. Tabii orası bize uzak ama bir de AST vardı. AST vardı. Halk tiyatrosu vardı. Ve bunların hepsine yetişiyorduk. Gidiyorduk işte edebiyat. Bir yandan siyaset de okuyoruz ama zaten okul devam ediyor. Bir yandan müzik. Futbol ne olmuş? Sizin futbol, meşhur bir futbolcularınız yok mu? Evet var tabii. Lisede orada da diyor. Tayyip Bey'le kesiştiniz. Olabilir. İşte hayatta çeşitli ortaklıklar olabilir. Evet tabii. Galiba işte şimdi bizim bu ortaklığımız iyi. Şimdi ortaokulda da, pardon lisede başlamıştık ama liseden sonra da devam ettik. Ankara Hukuk'a geldiğimde elemelere katıldım, seçmelere. Birinci sınıfta fakülte futbol takımına girdim. Sonra Ankara Üniversitesi karmasına da seçildim. Bayağı ilerlediniz yani. Tabii. Sonra ben mezuniyetten sonra Diyarbakır'da asistanlık yaptım 5 yıl. Dicle Hukuk'ta. Orada da öğrencileri hem öğrenci takımını, fakülte takımını çalıştırıyordum hem de onlarla futbol oynuyordum. Sizin bayağı yeteneğiniz varmış. Yani fena bir futbolcu olmadığım söylenir, onu ben söylemiyorum ama siz iyi. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaray. Gençler Birliği ile ilgili bir vardı şeyiniz var. Tabii. Çünkü ben sanki böyle bir not hatırlıyorum. Biz şimdi Gençler Birliği'ni sevmeyi Mithat Hoca'dan öğrendik diye bir tabii, yorum var, okumuş var. Olabilir. O da şöyle, şimdi ben tribünde maç seyretmeyi çok severdim. Öğrenciyken de İstanbul'a gider, kuzenlerimle Galatasaray'ın maçlarını statta izlerdik. Sonra işte burada 90'da döndüm ben Ankara'ya. 85-90 arası Diyarbakır, o ara iki kere yurt dışı, 91'de Ankara'ya yerleştim artık yani tam olarak. Şimdi o zaman işte Tanıl Bora benim çok sevgili dostum, aynı zamanda oğlunun kirvesiyim, yani gerçekten kirveyiz. İşte onun oğlu, benim kızım 6 ay farkla doğdular. Onları epeyce bir süre birlikte büyüttük falan. Tanıl da ve bizim Birikim Dergisi ekibi Gençler Birliği maçlarına gidiyorlar. İşte ben de buradayım ve bir takımın maçını biraz taraftarlıkla tribünde izlemek istiyorum. Beni işte biraz Fahri Gençler Birliği taraftarı yaptılar. Ha, bu şekilde ancak izleyin. Tamam. Ama tabii şey kartımız vardı. Yani bizim kombine kartlarımız vardı. Alırdık. Neredeyse sezon boyu maçların %70-80'ini tribünde izlerdik. En son ne zaman var bu mesela takım şey maçı izlemek için? Yani Gençler Birliği maçını... Yok, Galatasaray'ı mesela. En son Galatasaray'ın ne zaman tribünde maçını izlediniz? Galiba 4 sene önce... O kadar oldu. Evet. Gidemiyorsunuz. Çok uzun zamandır gitmedim. İstanbul'da yeni statta Bursa Spor'la maçını izlemiştim. Evet. Şimdi gençlerle tabii sürekli temasınız var, evet. Akademik kariyerden dolayı. Mutlaka şimdi siyasette de vardır. Bu korona günlerinde dünya bir rejim krizi yaşıyor.
bir sistem krizi yaşıyor. Uzunca bir zamandır yaşıyordu aslında da belki de su yüzüne çıktığı bir dönem oldu bu koronada. Kimileri diyor ki otokrasi kazanacak ve daha sert hükümetler dünyaya hükmetmeye başlayacaklar ve devam edecekler. Kimileri de daha idealist ve belki romantik bir yorumla diyor ki hayır öyle olmayacak. Vahşi kapitalizmin sonu burasıdır. Buradan yeni bir sosyalizm neşet edecek. Başka türlü bir demokratik sistem yükselecek. Birincisi hangisi olacak öngörünüz? İkincisi de siz kendinizi solcu, sosyalist, sosyal demokrat olarak tanımlayan bir siyasetçisiniz. Sosyalizm Türkiye'de hep sanki böyle yoksullukta eşitlenmek, efendim yoksul, açlık, sefalet, ondan sonra işte şiddet, işte marjinal gruplar falan hep böyle anlatıldı yıllardır topluma. Antikomünizm propagandası böyle bir şeydi. Öyle midir? Hayır. Nedir? Dünyanın ihtiyacı olan nedir? Yeni bir siyaset neşet edecekse hem dünyada hem memlekette bu nerelerden başlamalıdır, neye evrilmelidir? Tabii. Şöyle söyleyeyim, bir bu post korona da döneminde nasıl bir yaşamla, nasıl bir dünyayla karşılaşacağımız sorusunun cevabı kendiliğinden verili değildir. Biz ne yaparsak o mu olacak? O olacak. Şöyle söyleyeyim, şimdi aslında bu pandemi döneminde bir küresel pandemik kast sisteminin ortaya çıktığını anlatıyorum bir süredir. Bizde de. Ya en üstte işte çok küçük bir azınlık, çok çok büyük zenginliğe sahip. İşte yatlarıyla falan, yazlıklarıyla, malikaneleriyle kendini koruyabildiğini düşünüyor. Orta sınıf ikiye bölünmüş durumda. Daha doğrusu biraz yarılmış durumda. İkiye bölünmüş değil de kişilik olarak yarılmış durumda. Çünkü statü ve gelir kaybı tehdidiyle ciddi olarak karşı karşıya. Bu sınıfın bir kısmı daha üste yakın olduğu için biraz daha konforunu devam ettirebileceğini düşünüyor. Ama aşağıya daha aşağıya doğru olanlar statü ve gelir kaybı tehdidini somut yaşıyorlar. Yaşıyorlar. İşçi sınıf, emekçiler resmen cepheye sürüldü. Gerçekten öyle. Cepheye sürüldüler. Çünkü bu virüs aynı öldürücü bir şey. Ve siz tedbir almadan üretime devam ederseniz orada da işçiler cephede demektir. Fabrikalar çok durmadı, şantiyeler durmadı. Çok büyük bir nüfus bu. Bir de en alttakiler var. Evsizler, işsizler, mülteciler. Hiç ümidi olmayanlar. Bunlar da en alttakiler. Şimdi en alttakilerle cephedekileri, yani emekçileri ve onların daha da altında olanları topladığınızda dünya nüfusunun %70-80'i ediyor. Bu insanların hayatı daha da zorlaşacak. Bunu sürdürecek bir yol ancak bu insanların itaatiyle mümkün olur. Yani eğer razı gelmesiyle itiraz, evet, razı gelirlerse. Fakat yeni bir hayat mümkün ve bunun şartları var. Çünkü bunu kendi günlük yaşamımızda tecrübe ettik. Yani açlığa terk edildi insanlar, virüse terk edildi insanlar, toplum sağlığı önemsenmedi, hele Türkiye'de. Şimdi biz buna razı mı olacağız? Bu eğitim sistemine, bu hukuk sistemine, bu sağlığın metalaştırıldığı bu düzene razı mı olacağız? Dünyayı var eden, ayakta tutan, toplumu yaşatanın emekçi olduğunu gördük. Onlar olmazsa gıda zinciri işlemeyecek, tedarik zincirleri kopacak, fabrikalar duracak. Bu kadar çıplak gördük. Hayatı bunlar var ediyor. Sağlıkçılar, sağlık emekçileri bizim sağlığımızı koruyor. Bunlar aynı sömürü düzenine evet demeye devam edecekler mi? Mesele budur. Bize düşen bu itirazı örgütlemektir. Bu itirazı güçlü bir siyasal dinamiğe dönüştürmektir. Bunu yapabilirsek bugünden yarına bütün dünyayı ve Türkiye'yi değiştiremeyebiliriz ama gidişatı durdururuz. Önce cehennemden çıkarız. Cennetin yolları uzundur. Cennet bir de ütopyadır. Önce şu cehennemi durdurmamız gerekiyor. Bunun için de bütün söylediğim bu en alttakilerin, emekçilerin ve onların haklarını savunanların, onurlu bir yaşamdan yana olanların, özgür bir hayattan yana olanların mutlaka bir araya gelmesi gerekiyor.
Başka yolumuz yok. Gelirsek daha iyi bir dünya olacak. Adım adım gelemezsek daha kötü olacak. Bir hukuk profesörüne bu soruyu sormam lazım bayram sohbetinde de olsa tabii ki. Türkiye'de çok derin bir adalet krizi yaşanıyor. Bugün daha bu söyleşiye gelirken bir araştırma okudum. Türkiye'nin en çok hangi kurumlara güvendiği ile ilgili. En çok hangi kuruma güvendiğini söyleyip canınızı sıkmayayım ama en az hangi kuruma güvendiğini söyleyelim. Adalet, yargı. Evet. Yargı. 0,3. Nasıl bu hale gelmiş olabilir bir hukuk sistemi? Şimdi bundan sanırım 10 yıl kadar önceydi bir saha çalışması üzerine iki kitap yazdık. Birincisi hakimler ve savcılarla yapılan derin mülakata dayanıyordu. Benim o zaman asistanım Eylem Ümit saha çalışmasını yaptı. 60'a yakın hakim ve savcıyla derin mülakat yaptı. Çok güzel mülakatlardı. Sonra onun üzerine kitap yazdık. O duruyor. Yargının bir tür aslında röntgeninden fazlasını, tomografisini çektik. Orada bir hakimin söylediği çok güzel bir lafı asla unutmam. Birkaç tane böyle güzel laf var. Dedi ki, yargının kötü olması felaket değildir. Daha felaket olanı yargıya güvenin kalmamasıdır. İşte buyurun. Bana göre bu özetliyor. Yargı kötü durumda. Yargı bugün siyasi iktidarın sopası haline gelmiş durumda maalesef. İstedikleri muhalifi yargı yoluyla susturabiliyorlar bu düzende. Tabii bu beni bir başka yandan çok üzüyor. Buna alet olan hakim ve savcıların ruh halini merak ediyorum. Nasıl anlatabiliyorlar kendilerine bu kadar adaletsizliğe alet olmayı? Adaletsizliğin sopası olmayı nasıl kabullenebiliyorlar? Bunca yıl emek verdiğimiz bu öğrenciler, 30 yıl üniversitede ders verdiğimiz bu öğrenciler, benim, başka hocaların, bunu yapamayacağını düşünürüm. Yine naifliğim tutmuş olabilir. Ama öğrencilerimin arasında, pardon, bunu yapanların arasında benden ders alanlar varsa, bu bayram günü hakkımı helal etmiyorum onlara. Bu kadar söyleyeyim yani. Daha ağır ne söylenebilir bilmiyorum. İnsan kendini şunu duyunca gerçekten çok kötü hissetmeli diye düşünüyorum. Son herhalde bir 10 dakikam var. Şimdi size hiç beklemediğiniz bir soru soracağım. Buyurun. Hocam. Evet, soruyu tam yazıldığı şekliyle soracağım. Çünkü soru bana ait değil. Soruyu sorunun sahibi bizzat yazdı ve rica etti. Tamam. Mithat Sancar'a lütfen bu soruyu sorar mısınız diye. Tamam. Soru şöyle. Merak ettim. Evet, ben de zaten çok keyifle soracağım. 2007 yılının yılbaşı akşamı Paris'te Saint-Denis Meydanı'nda bir dönerciye geldiniz. Bu programın fakir editörü o zamanlar Paris'te öğrenciydi ve kendini finanse edebilmek için orada garson olarak çalışıyordu. Gerçekten. İsteği üzerine size tabakta bir porsiyon döner verdi. Evet. İkramını, sınıf şeklini ve garsonluğunu beğenmiş miydiniz? Erdoğan yani benim editörüm. Gerçekten. 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 Şimdi, ya bu kadar şöyle, olur. Yani bu soruyu bana gönderdi. Aynen müthiş. De size soruyorum. Ona çok sevgilerimi ilettim. O dönerciyi çok iyi hatırlıyorum. Harika bir cevap. Kesin olarak bir defa şey... Bu Saint Germain'deki o Saint Denis sokağı mıydı? Evet, evet, orasıymış. Tamam. Şimdi ben o günü de hatırlıyorum. Öyle mi? Evet, sormayacağım tabii, niye oradaydınız, ne oldu? Şimdi birkaç arkadaştık, birkaç arkadaştık. Şimdi nerede yiyelim? Tabii her taraf kalabalık. Oradan da tahmin edileceği üzere Şanzelize'ye gideceğiz. Evet, yürüyüş yapacağız. Yürüyüş yapacağız. İşte tabii ondan etrafa sonra bakacaksın. Yılbaşı şey saat 24'te yani 00'da Eyfel renklenecek. Ona bakacaksınız falan. Acıktık. Benim de canım. Döner mi istedin? Paris'in ortasında. Hayır. Daha önce orada çok güzel bir döner yemiştim o sokakta. Peki. Ondan sonra tabii üzerine şeyde güzel bir sos, yani yoğurt, sarımsaklı yoğurt, güzel bir sosla şahane bir servis yapıyorlar. Canım döner istedi, dediler ki burada bakalım. Gittik, orası açık.
Peki. Çok iyi hatırlıyorum. Çok sevgilerimi söyleyeyim. Bana o güzel günleri hatırlattığı için de çok çok ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Çok güzel bir akşamdı. Paris'in çok hoş bir dönemiydi. O fakir öğrenci şimdi bugün bizimle birlikte. Gerçekten. Evet, çalışma arkadaşlarımızdan ve bu programın okuyordu, editörü. Evet, orada da çalışıyordu. Sonra tabii benim hani Türkçe konuştuğum arkadaşlarla fark edince konuştuk da kendisiyle sanıyorum. Bana dedi ki, dedim sen ne yapıyordun o sırada orada, yalnız mıydın? Hayır dedi, garsonluk yapıyordum, yalnız değildim, ben ve fakirlik beraberdik. Hay Allah böyle ya. Böyle de bir cevap verdi. O zaman şöyle, şu korona günleri bitsin. Tanıştık. Halk TV'de 20. saate buyurun lütfen. Geleceğiz, ayrıca şey yapacağız. Çıkıp güzel bir dönerciye de burada gideceğiz tamam, inşallah. Tamam, bu da sizin olan. Çok gelmek istedi Ankara'ya ama orada da işleri tamam, vardı. İstanbul'da buluşuruz. Çok iyi olur. Hocam İstanbul'da. Yavaş yavaş bitiriyorum. Tamam, tamam. İzleyicilerimize, Halk TV izleyicilerine, bütün kamuoyuna böyle bir bayram gününde ne söylemek istersiniz? Sizin son sözlerinizle de kapatalım isterseniz. Tabii. Yani bizim için bayramlar hakikaten geleneksel klişe lafların ötesinde birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayan günlerdi. Misafirlikler, insanların bütün kıt ya da iyi imkanlarını işte gelen misafire sunduğu, buluşmalarda insanların birbirinin gözüne daha bir sıcak baktığı zamanlardı. Ben öyle çok klişe kardeşlik, işte çiçek böcek muhabbeti yapmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Her bayram bizim birbirimizin gözüne daha samimi bakmamıza vesile olsun. Bizden farklı olanı anlamamıza imkan sunsun. Böyle bir kıymet olarak yaşayalım bu bayramları. Çok değerlidir insanların hayatlarında bayramlar. Bu hele dini bayramlar gerçekten çok önemlidir ve bizim bütün çocukluğumuza çok önemli renk katmıştır. Hatta anlam vermiştir. Yani oradan doldurmuştur. Benim bunlarla ilgili yazılarım da var biliyorsunuz. Biliyorum. Onun için çok sevgili kardeşlerime, bu ülkedeki bütün kardeşlerime birbirimizi anlamak için daha fazla çaba harcayalım. Birbirimizi yargılamak, birbirimizi mahkum etmek için değil. Birbirimizi onaylamak için de değil, ortası. Birbirimizi anlamak için. Bu bayram bundan sonrası için bir başlangıç olsun. Bu bayram bir milat olsun. Şu zor zamanlardan geçtik, korona zamanlarından. İnşallah bundan sonrasına toplumumuzdaki herkes birbirini anlamak için bir yol olarak bakar. Bu yolda çözemeyeceğimiz sorun yoktur. Her şeyi bir günde çözemeyebiliriz. Mutlaka. Fakat eğer birbirimizi anlamak, birbirimizle konuşmak üzerine bir toplumsal hayat kurmaya ikna olursak, razı olursak bu siyasete de yansır. O zaman bizler de sorunlarımızı konuşarak, tartışarak, birbirimizi anlamaya çalışarak çözme yolunda daha fazla mesafe alırız. Niyettir esas olan. Çok teşekkür evet. ediyorum. Çok değerli bir mesaj. Ve herkesin bayramı tekrar tekrar mübarek olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Efendim Profesör Doktor Mithat Sancar, ben onu daha fazla akademik kimliğiyle tanıyorum ve biliyorum. O yüzden yayın boyunca da hocamı hitabet olarak kullanmayı tercih ettim. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'la değerli bir bayram sohbeti yaptık. Sohbetimiz burada sona eriyor. Ancak sohbetlerimizin serisi devam edecek. Bir sonraki genel başkanla tekrar karşınızda olduğunuzu. Hoşça kalın efendim. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın.